80'ler dönemi açıldığı zaman, 90'lı yıllarda 80 sohbeti açıldığı zaman bize böyle biraz da itici de geldiği dönemler oldu. Yani kostümleri felaketti. Kızlarda böyle büyük vatkalı, işte böyle devasa, o dönemin filmlerinden hatırlarsınız. Yine bandanalar, saçlar şelale modeli, erkeklerde şalvar kotlar, dar paçalar, havlu çoraplar, espadriller, hasır kemerler. Burada Kızıldereli bir şeyi böyle bir tane, iki tane ip sarkmış. Benim saçlar yandan papatya suyuyla açılmış falan böyle. Bir garip bir dönemdi. Ya dedik yani bu neden böyle, hani biz çok da hani bir yani 80'lerle ilgili çok hoş bir sohbet de yapmazdık kendi aramızda. Sonradan hani bir laf vardır, ben çok severim. Işık neye yara? Görmenize yara. Işığı gözünüze çok verirsek ne olur? Kör olursunuz. Yani bir şeyi çok fazla yaparsanız tersine dönmeye başlar. 80'lerde biz herhalde fazla vurduk o döneme. Sonra 80'ler geri döndü. 80'lerde biz bir sahip çıktık. Bu tamamen benim içimden gelenler. Bambaşka şeyler düşünüyor olabilirsiniz. 80'lere sahip çıktık. 80'lerin komşuluğu, 80'lerin insan ilişkileri, 80'lerin mahallesi, 80'lerin okulları, 80'lerin tavırları, hareketleri, bir sürü şey. O sıcaklığa, samimiyete hasret kaldığımızı gördük. Sonradan da 80'ler üzerine bir takım işler yapıldı. Sohbetler edildi. İnternette paylaşıldı. İnternette 80'ler stili açıldı. Herkes buluştu. 80'lerin geyikleri yapıldı. Fakat herhalde 80'ler üzerine bu kadar ciddi bir dizi yapılmadı. Doğru mu? İlk yapılan herhalde en ciddi dizi bu oldu. Ciddi komik bir dizi. Yani bir de bakış açısı çok değişik. Ortadan bakan, çok objektif bakan. Daha önce de 80'leri anlatan bir takım diziler yapıldı. Daha çok dram ağırlıklı diziler yapıldı ama onlar hep bir taraftan, bir gözle bakıyordu olaylara. Evet. Ama bu ilk defa böyle objektif bakan ve ilk 80'leri yargılayan değil aslında. O zamanları yaşatan bir komedi deşen, dizisi. Deşen evet. Böyle. Evet, deşen yani. Bir komedi dizisi. Komedi dizisi de olması tabii çok önemli. 80'leri anlatan ilk dönem komedisi gibi bir şey oluyor. Doğru. Artık. Dolayısıyla o bakımdan da bir ilki paylaşıyor. Kimin fikriydi bu 80'ler işi? Birol Güven'in. Birol Güven'in işiydi. Evet. Sonra ekip nasıl seçildi? 80'ler ekibi? Valla 80'ler ekibi ilk başta aslında mesela ben bu sene hiçbir şey yapmak istemiyordum. Çünkü yeni bir maratondan çıkmıştım, bir diziden çıkmıştım. 3 yıl falan olmuştu. Birol Geniş Aile'de çok güzeldi. Evet, Geniş Aile'den çıkmıştım. 3 yıl olmuştu. Ve dinlenmeyi düşünüyordum. Fakat Birol çağırdı beni. Bu projeyi anlattı. Bu projeyi anlatınca çok cazip geldi bana. Çok keyifli geldi. Bir de çok birebir yaşadığım bir dönem olduğu için. Ben tamam dedim. Ondan sonra yavaş yavaş da kadroyu oluşturmaya başladık. İşte herkes gelip zaten Birol da biraz ona dikkat etti. Yani işi çok sahiplenecek bir ekip kurmak evet, istedi. O bu iş için önemli bir iş. Evet, yani 80'ler evet. Ruhunu taşıyan. Çünkü şunu merak ediyorum. Ben bu dizinin içine seçilmiş olsaydım. Ya şimdi ne geyik yaparız bunun yani kulisinde bile. Evet. Birazdan çünkü senaryo gelir. Senaryonun içinde 80'lerle ilgili yazılmıştır. Biraz sonra oynayacaksındır. Büyük bir ihtimalle kuliste şu oluyordur. Abi evet ya o dönem böyle bir şey vardı. Ulan şunun üzerine bunu ekleyeyim. Buna da bunu yapayım diye. Senaryonun üzerinde oynuyor evet. Musunuz? Var mı? Oynuyoruz evet oynuyoruz. Ve şeyi çok güzel tabii hani bu fikri çıktıktan sonra sosyal medyanın çok kuvvetli olduğu bir dönemde de çıkması iyi bir şey oldu. Evet. Çünkü çok güzel doneleri halktan topladık. Ve Rasim abi de bilir beraber aynı anda dekora girdiğimiz zaman tüylerim diken diken oldu. Çünkü babaannemin eviydi orası. Aynı biblo duvardaydı, aynı çek yattı. Pardon, özür dilerim. Ve her şey birdenbire bir şeydi yani bizim için. Dekora girdiğimiz andan bahsediyorum sana. Oradaki dekor babaannenin evinden alınmış. Hayır değil, o kadar gerçekçi ve o kadar zamanlar ki. Evet çoğu insan da bunu söyle yani. Çünkü o zamanın genel geçer bir dekorasyon anlayışı. Ama sanat yönetmeni o kadar iyi çalışmış ki. Girdik ve inanamadık. Bizim 2-3 haftamız zaten vay be. Vay evet böyleydi falan evet. Diyerek geçti. Sonra o dediğin şeylere geçmeye başladık. Geyik fazına geçtik. Bugün hala yani. Vardır. Şimdi hani biz o dönem vardı bugün yok demeyeyim ama evinde çek yatı olan var mı? Ha? Mesela çek yat 1980 denince akla gelen ilk şeydir yani. Hani eve girersin her evde o çek yat çünkü çıktığında biz divan işinden kurtulduk. Yani çünkü divan bayağı tahtaları çakarsın üzerine bir döşek atarsın camın dibinde böyle. Bütün gün beklersin. Çek yat geldiğinde falan arkada gözleri var. Efendim içine bir şey koyuyorsun. Vay çekiliyor yatak oluyor.
itiyorsun koltuk oluyor falan. Kaldırıyorsun sandık oluyor. Kaldırıyorsun sandık oluyor. Teknolojinin dibine vurmuş artık yani. Sorardın yani. Ha? Çekince yatak oluyor mu? Hayır tamam yok yaramaz o ha, zaman. Tabii tabii. Yani, çok iyi bir kanepe olması yetmezdi yani. Ve mesela ben hatırlıyorum. Ya babam emekli olduğunda babamın emekli maaşını biz çek yatın arka gözlerine dizmiştik. Ve ne? Önünde... önünde fotoğraf çektirmiştik paraları gösterip böyle falan. Böyle bir fotoğrafımız vardı yani bizim evde. 80'lerde kadınlar nasıldı, kızlar nasıl? Sen kaç yaşındaydın 80'lerde? Ben mi? 7. Evet abi sen nasıl? Ayşe nasıl? Ayşe nasıldı? Kaç yaşındaydın? 6'ya 7 yaşındaydım. Ama yok daha sonrasında yani 80'lerin başında 6-7 yaşındaydım. 80'lerde çocuktum aslında. Çocuktun. İlk gençliğim o zamanlarda geçirdim. Nasıldı sizin kıyafetler nasıldı 80'lerde? Vallahi çok anlattığın gibiydi. Ben füzoları hatırlıyorum. Alttan bantlı şeyleri, o tightları ve işte yarasa ya, kollu şeyleri geçerdi. Füzo giren, derdik evet. Ona. Onların rengi vardı. Sonra saçların biliyorsun iğrenç kuzu şeyi gibi karaman koyunu formatındaki permalar vardı ve çok özendiğimi hatırlıyorum. Yaşım küçük olduğu için annem yaptırmıyordu mesela hatırlıyorum. Tabii annelerin yani. Evde saç boyadığı dönemler. Tabii kına yaptıkları, tabii. Saçlarını sardıkları kağıt aynen. Gazetelerle. Ve komşularla kendi aralarında saçım yandı dün gece falan gibi böyle bir sohbetin olduğu bir dönemdi. Hocam sen de 80'lerde yani şu anki dizide kasetçiyi oynuyorsun. Kasetçi hı-hı. Ergun. Doğru mu? Evet, evet. Neden kasetçi Ergun? Sen mi seçtin? Sana mı denk geldi? Ben seçtim. Ben seçtim. Ben görüşmede de söyledim. Evet. Hani kalktım geldim projeye de bayıldım ama Ergun olacaksam olabilirim, Ergun olmazsam olamam dedim. Onlar da biz de seni Ergun için çağırmıştık zaten dediler. Sen de Ergun'un kasetçinin ne gibi anısı vardır sende? Ya olmaz olur mu? Benim odam çekme kaset koleksiyonuydu. Kaset evet. Çekmesi nasıl oluyorsa çekme koleksiyonun. Kaset ama... Yani çünkü o zaman her şeye ulaşamıyorduk. Bir de şöyle bir şey vardı. Hani kaset taşımak yerine 90'lıkta toplardın hepsini. Tabii. Çünkü 90'lık bir buçuk saat olduğu için çevir bitmez o. Listeleri toplardın. Yani anons da yaptım ben. Dizide ne yapıyorsam hepsini yaptım. hepsini yaptım. Bizim gittiğimiz kasetçiler vardı. Yani... Aslında şöyle, söylemekte bir sıkıntı yok. Ümit Besen kaseti alacaksan alırsın. Veya işte başka bir Ajda Pekkan, Sezen Aksu kaseti alacaksan alırsın. Ama bir de kasetçi çaktırmadan sana listeni götürürsün. Şu listeyi bana şu kasete doldurur musun dersin. Korsandı. Yani tabii, bayağı tabii, aslında tabii. O dönemin korsanıydı. O da soruyor, anonslu mu anonssuz mu diyor. Tabii tabii, bir de anonslu mu anonslu. Yengeye mi sana mı diyor mesela. Şimdi ben size onlardan birer tane... Armağan ben edeyim. Ben kendim zaten dolduruyorum. Bana ben ha? Evde aletlerim var artık. Cihazları aldım yani. Doldurmak. Korsana devam yani. Tabii, tabii. Oo süper. Bir Whitney Houston kaseti o dönemlerden. Bunu size. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bir 5 yıl önce 10 yıl sonra 5 yıl önce 10 yıl sonra bu şarkılar listelerde 5 yıl önce 10 yıl sonra yine aynı isimlerde evet bu size çok teşekkür ediyorum. Atakan vardı değil mi? Saksafon çalıyordu. Bir Madonna bu 80'ler pek değil ama bu size efendim Comet Dans üçlüsü Erol Köse başta olmak üzere. Eyvah. Comet Dans üçlüsünün. Evet. Sonra çıkınca değiştirebiliyormuş kendi aramızda bunları. Tamam. Bu da doldurulmuş olanlardan bir tanesi. Tamam ben o çekmeyi i̇şte o istiyorum. Hepsinin bir arada olduğu kasetlerden bir tanesi.